Eğer yeterli maaş verseler fast foodçuya da gitmekten gocunmam. Bakın ben kimliğimi, bildiklerime ya da sahip olduklarıma yaslamadığım gibi karşımdakileri de bilmedikleriyle yargılamam. He, eğer öyle olmuş olsaydı bir annenin çocuğu için neleri göze alabileceği hakkında zerre fikri olmayan sizi aşağılamak çok kolay olurdu. İnşallah bu kez karşılaşmayız. Merhaba. Ben Leyla Demir. Asistanlık görüşmesi için davet aldım. Soldaki merdivenden yukarı çıkın. Filiz Hanım zaten sizi karşılayacak. Ben haber veriyorum şimdi. Tamam. Başka departmanda olmanın bir mazeret olduğunu düşünmüyorum. Hem bir randevuyu almak ne kadar zor olabilir ki? Haklısınız Can Hanım ama ben gerçekten sekreterine son kez çek etmiştim. Normalde Filiz Hanım'ı bulmamı istediler. Ben orada kimse olmayınca giriverdim. Sen daha önce de lafa dalmıştın. Hatırladım seni. Her neyse. Işık'la ilgili sorunu da en kısa sürede çözün. Bugün daha fazla sorun dinlemek istemiyorum. Çünkü sıkıldım. Haklısınız canım, gerçekten. Ve diğer aksilikler için de gerçekten çok özür dilerim. Çıkabilirsin. Ne arıyorsun burada? Beni buraya yolladılar. Asistanlık görüşmesi için gelmiştim. Bebeği ne yaptın? Danışmaya mı bıraktın? Bebek bakıcısında. Peki. Dergilerimizden hangisini takip ediyorsun? Ben hangileri sizin gruba ait tam olarak bilmiyorum. Adımı biliyor musun? İş başvurusu yaptığı yer hakkında en azından küçük bir araştırma yapmayı akıl edenlerle çalışmayı istiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Çıkabilirsin. No puedo trabajar así. Qué desastre. He esperado mucho. Hayrola, ne oluyor? Tercüman rahatsızlandı, bıraktı gitti. İngilizce konuşamadığı için anlaşamıyoruz da. Siz de odama dalmasına izin mi verdiniz? Çünkü ben dekoderim ve İspanyolca çeviri yapacağım, öyle mi? Sakinleştirin şunu, ondan sonra da tercüman bulun. ¿En qué puedo ayudarle? Acordamos cinco horas. He esperado cinco horas. Es contrario a mi contrato. Sözleşmesinin böyle olmadığını söylüyor. Normalde 5 saat çalışması gerekiyormuş. Fakat 5 saattir aşağıda bekletiyormuşsunuz. İlk uçakla evine dönecekmiş. Dönemez, hayır. Bugün bir çekimler bitmek zorunda. Yarın dizgiye ancak yetişecek. Neden çekim aksadı? Aksilikler Canan Hanım. Önce fotoğrafçımız geç kaldı, sonra elektrikler kesildi. Aksi gibi jeneratör de arıza yaptı. Tam jeneratör tam... Derken beceremediniz. Peki. Bütün bu aksilikler için ekip adına kendisinden özür dile. Sakinleşsin. Gecikme ücretini vereceğiz. Bu çekim bugün yapılacak. Lo siento. Acıkmış. Mantar soslu ördek istiyor. Bul. 17 saat sürmesin ama. Peki Can Hanım, ayrıca diğer aksilikler için... Biliyorum. Beceremiyorsun. O kadar. Sen... Silya'ya gün boyu eşlik et. Tercümanlık konusunda yardımcı ol. Akşamleyin de muhasebeden tercümanlık ücretini al ve git. Çıkabilirsiniz. Salgamos. Seni resmen Allah gönderdi. Yoksa ben biraz önce giyotine gitmiştim. Sana çok 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 teşekkür ederim. Filiz. Leyla. Memnun oldum. Ben de. Hatta uzun zamandır kimseyle tanıştığıma bu kadar memnun olmamıştım. Yani farkında mısın bilmiyorum ama biraz önce gerçekten hayatımı kurtardın. Ne mutlu o zaman. İşi alamadığıma üzülmeyeyim.
İş ne işi? Siz ikiniz gelmeden önce asistanlık görüşmesindeydim ve galiba odadan kovulmuştum. Kovulmak o odadan çıkmanın genelde tek yoldur zaten. Sakın üzülme, verilmiş sadakan varmış derim. Zor biri belli. Zor mu? Zorunun yanında hafif kalır. Orijinal bir manyaktır kendisi. Ben aslında Gizem Hanım'ın asistanıyım. Satın almadığım yani. Gizem Hanım 3 günlüğüne yurt dışına gitti. Beni de Canan Hanım'ın yanına verdiler. İnanır mısın? 3 günde tam 4 kilo verdim. Ay, gayet inanırım. Dert ne ki? Leyla. Bir kendine gel. Sakin ol lütfen. Derin bir nefes al. He? Diyorum ki derin bir nefes al. Hadi şimdi birlikte. Bu iyi geldi. Hah, yakaladım seni. Ben de senin yanına vedalaşmaya geliyordum. Bugün için bana çok yardımın dokundu. Teşekkür ederim. Veda konuşması için erken olabilir. Canım seni odasına çağırıyor. Beni mi? Niye ki? Bir tur daha azarlayacaksa ben hiç almayayım. Sanmam. İkinci tura vakit ayıracak kadın değildir. Bence başka bir şey olmalı. İnşallah seni beğenmiştir. Çünkü bugün birkaç kez seni kontrole geldi. Benden kaçmaz. Hiç umudum yok ama. Bana yürürse bak hiç altta kalmam söyleyeyim. Kalma kalma. Hatta dilin ermişken birkaç laf da benim için söyleyiver. Hayırlısı olsun. Zaten kaybedecek hiçbir şeyim yok. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Hadi gel. Hayır, beğenmedim. Tasarım mı bu? Aslıcığım, yolladığın şey geçen seferki kapağın birkaç değişiklik yapılmış hali. Bana hala aynı düşünceyi savunuyorsun. Takdir ediyorum. Ancak şu an itibariyle o düşünceyi bırakıyorsun ve yenisi üzerinde çalışmaya başlıyorsun. Tamam. Beni çağırmışsınız. Günü kotarmayı başarmışsın. Bu şans eseri mi oldu yoksa bu gibi durumlarda EQ'nu mu kullanıyorsun? Denemek istiyorum. EQ. Duygusal zeka. Takdiriniz için çok teşekkür ederim. Ben seni henüz takdir etmedim. Sabahları 9'da burada olacaksın. Çıkış saatimiz yok. 6'da olabilir, gece yarısı da olabilir. Benim tempom çok hızlı. Senin işin benim yükümü hafifletmek. Ki senin konumundaki insanlar bunu pek beceremiyor ama deneyeceğiz. Yol, akraba, çocuk gibi mazeretler bu şirket için kesinlikle kabul edilemez. Eğer tüm bunlara okeysen, maaşını muhasebe, sorumluluklarını Filiz bildirecek. Bir ayda deneme süren var. Ne zaman başlıyorum? Başladın işte. Soru mu bu? Tamam o zaman. İyi günler. Teşekkürler. Bir dakika. Presentable ne demek? Kıyafetlere dikkat edin. Teoride biliyorsun demek. Bravo. Hatırlarsan iş başvurusunda presentable'ın altı özellikle çizilmişti. Yani ben teoride bildiğin bu şeyi sabahları evden çıkarken de pratikte uygulamanı istiyorum. Mümkünse. Çık. İşi aldın.
affedersin. Ben biliyorsun günlerdir bu haberi beklediğim için patavatsızlık ettim. Yani biliyorsun çok zor oluyordu benim için. Hem iş hem şeyden ötürü. Bir de söylediklerim. Merak etme, sorun değil. Ben laf taşımam. Hayırlısı olsun o zaman senin için. Amin. Umarım sinirlerim de dayanıklıdır da uzun süre idare edersin. Seni sevdim. Sağ ol. Ya sıkıntı yok, kişisel alma. Ben zaten antrenmanlıyım. En güzeli. Kişisel almazsan rahat edersin. Filizciğim bu iş bana var ya ilaç gibi geldi. Ne yapmam gerekirse yapmaya hazırım. Sen de bana maaş ve sorumluluklarım hakkında bilgi verecek misin? Gel bir kahve ısmarlayayım hem de kutlamış oluruz. Tamam. Bana günlük programı da verir misin? Kaçta gelmem gerekiyor? Kadının sevdiği bir şey var mı? Yani. Her şeyi anlatacağım sana tek tek. Hiç merak etme. Ne içersin? Kahve içeyim.